Keşif programıyla merhabalar. Kırşehir'de lezzetleri keşfetmeye devam ediyoruz. Bugün çok güzel bir lezzet daha keşfedeceğiz. Bunu hep beraber sizlerle göreceğiz. Ama nereye gideceğimizi şu an size söylemiyorum. Sürpriz olsun. Oraya gidelim. Ondan sonra hep beraber izleyelim. Ustamızın adı Abdülvasi. Gerçekten ilginç ama bir o kadar da güzel bir isim. Sizin için kebabın ta başından başlıyoruz. Şu an kebaplar dolapta dinlenmişler. Şu an ustamız çıkartıyor. Hep beraber izliyoruz ustamızı. Bakalım Abdülvasi ustamızın kebabı nasıl olacak? Şişlere sarıyor. Evet, kebabı önce nasıl yapıyorsunuz? Dinlendiriyorsunuz herhalde. İlk başta et getiriyoruz. Evet. Zırhla çekiyoruz. Bıçağla. Evet. Ondan sonra şişe takıyoruz. Her aşk sürüklemez insanı kedere. Aşık olmam deme hiçbir güzel. Gördüğünüz gibi ustalarımız evet kebabını evet. Hazırladı. Ateşe evet. Gidiyor kebap. Evet, evet ustamız kebabını atıyor evet. Şu an. Oh. Evet, sonra kebapları ateşe bırakmışız. Evet. Pişmek üzere. Kaç dakika sürüyor? Pişme süresi ne kadar? 10 dakika. 10 dakikada hazır olur. 10 dakikada hazır evet. Olacak. Şu an kokusu burnuma çok güzel geliyor. Çok muhteşem kokuyor. Ben nasıl sabredeceğim onu dakika Tamam. İsterseniz size yardım edebilirim ben. Böyle bir... Evet, siz de
Ama bugün yapmayacağım. Diğer programlarda yaptım. Genelde elimi yüzüme bulaştırdım. Yani bugün kebap kalsın ya. Yani çok ısrar ediyorlar ama yap yap diye. Ben bugün yapmayacağım. Şu an ustam yanıyor galiba domates. Çevireyim mi? Göksel bu işi beceremeyeceğini anladı ve en doğru kararı verdi. Evet, kebapçı Göksel. Yana yana yanmamayı öğreneceksin Göksel. Biz domateslerini koyduk. Şu anda yansını çekiyoruz. Hazır olmalı. Evet, evet, eliniz yanmıyor mu ya? Şu an öyle bir ustamız. Elim yanmıyor. Ya çok mahir bir adam. Gerçekten çok maharetli. Maşallah diyelim nasıl. Evet. İnsanı doyurur. Şöyle gel gel. Osman yakından çek. Şöyle gel. Evet. Ya sen de niyetlisin ama işte kusura bakma artık ben yerken nasıl çekeceksin bilmiyorum. Evet. Ustamız şöyle tutsun. Seni ustamız kendisi diyoruz. Göstersin. Evet. Gerçekten seni ustamızın eseri çünkü. Evet. Şu an Kuşbaşı kebap. Sağ ve et yapsız. Evet. Bu biber zaten bunu ben de yapıyorum. Evet. Şu da adana. Bu da adana. Adana full biberli. Kırmızı pulver, acı. Evet. İsteğe göre olur. Müşteri istiyor bana acılı olsun diyor. Siz onu yapıyorsunuz. Acısız olsun diyor. Ya da kuşbaşılı olsun diyor. Siz onu yapıyorsunuz. Bu da acısız var. Bu da acısız. Evet. Şurada domatesli kebap. Evet. Acısız o da. Patlıcanlı var. Patlıcanlı kebap. Bu da acısız. Evet. Yanına biber var. Ondan evet. Sonra domates var. Ondan sonra şurada kanat var. Evet. Kanat. Evet. Burada pirzola var. Burada tavuk şiş, kemiksiz. Evet. Öyle. Bu kadar. Müşteri memnuniyeti evet. Çok önemli. Acılı, acısız, kuşbaşılı kebap evet. Diyarbakır salonunda yapılıyor sayın seyirciler. Kırşehir'dekiler illaki gelecekler biliyorum. Başka şehirdeki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Diyarbakır salonuna mutlaka uğrayın. Çünkü isteğe göre kebap yapılıyor burada. Biz de kebapların nasıl yapıldığını gördük. Ustamızla birlikte şimdi tadacağız. Evet. Kameramanımız herhalde akşamı bekleyemeyecek. Şu an kebapları çekiyor. Gözü kebapta kaldı. Artık ama akşam giderken kendisine götürün inşallah. Diyorum. Her yerde hepsi. Peki ustacığım, İskender olabiliyor mu bunlardan? Tabii İskender olabilir. Adana'dan, Bitlis'ten, Şenki'den yoğurtlu olur. Yoğurtlu da olur. Belki de olur. Belki de olur. Yoğurtlu nasıl olur? Yoğurt bırakacağız tamam. Evet. Üstüne ekmek bırakacağız, yoğurt bırakacağız. Evet. Sonra ekip çekeceğiz. Yoğurtun şeyin üstüne, hani tabağın üstüne şeyin bırakacağız. Evet. Yoğurtun üstüne bırakacağız. Hazır çekeceğiz. Evet, gerçekten yoğurtlu kebap bile var gördüğünüz gibi. Programımızın en çok sevilen yerine geldik. Kebaplar şu an yiyilecek. Kebaplarımızı pişirdik. Elimi sürmeyeceğim dedim ama ben dostuma birazcık yardım ettim. Tabii benim hakkım diyorum. Kebaplarımızı biraz sonra tadacağız. Abdülbasi ustamız şu an burada bulunamıyor. Çünkü işletme şu an gerçekten çok yoğun. Müşteriler içeride tıklım tıklım. Ustamız onlarla ilgilenirken biz diğer ustamızı yanımıza aldık. Sağ olsun o da masamızı boş bırakmadı. Şimdi onunla biraz sohbet edelim. Önce ustamızın ismini alalım.
İsmim Zeki. Diyarbakırlısınız galiba. Evet, Diyarbakır. Evet, kaç yıldır burada çalışıyorsunuz? 30 seneden beri burada çalışıyorum. 30 yıldır buradasınız. Tabi işletmem biz 1979'da açıldı. Evet. İlk açıldığında sadece tatlı üzerinde. Tabi kebap sınıfı damacının mesleğimiz vardı ama evet. Sonradan büyüttük. Hı-hı. Restoran yani kebap çeşitleri, damacın bile çeşitlerden çeşitlerden 2000 yıllarında. Evet. Sadece kebap mı yoksa diğer yemek türlerinden de bir... Diğer yemek türlerinden alakamız var. Tabi su evet. Yemek çeşitlerden, et kavurma, onlardan da ilgileniyorum ama şu anda sadece kebapla ilgileniyorum. Kebapla uğraşan o zaman bir aklamasyon ustamız bir de çekim ustamız bir de evet. Sizsiniz galiba. Evet. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. İşimiz kebapçılık. Doğru. Tatlıcılık, lahmacun pide. Bunlar bizim işimiz yani. İşimizin gereği hani parlamız, kalite, temizlik, güler yüz, tatlı dil. Evet. Yani onunla başladık, ona devam ederiz inşallah. Böyle devam ederiz anladığınızda. Evet, inşallah. Adamın söylediği gibi dört dörtlük bir mekan. Eğer siz de gelirseniz tabii mekanın güzelliğinden bana hak vereceksinizdir. Tabii en güzeli de kebabı yeme bölümü olacak ama halen bekliyorum, gelmiyor. Bekliyoruz hala. Geliyor mu? Geliyor. Beklediğimiz an geldi. Kebaplarımız şu an masamıza doğru geliyor. Muhteşem kebaplar hazır ve sofraya geliyor. Bu da tabii özel herhalde. Benimki tabii yok mu? Şu an bu. Beyti. Beyti. Evet. Evet. Kaç çeşit kebabımız vardı? Saydık yukarıda. Gerçi ben unuttum. 14 çeşit. 14 çeşit. Evet. 14 çeşit. Aklınızda varsa biraz sayın. Tabii Adana et çeşit, tavuk şiş, tavuk kanat, pirzola, beyti, karşı kebap, yoğurt kebap, patsonlu kebap, domates kebap, özel diyar. Oh oh maşallah ya gerçekten evet. Şu an. Tavuk kanat bunlar hepsi bulmakta. Ustacım kuş sütü eksik. Kuş sütü nerede? Kuş sütü yok. Neyse artık böyle idare edeceğiz. Böyle. Evet. Kebap muhteşem görünüyor. Şöyle yakından çeksene. Ya var mı böyle bir şey? Yoğurt, pilav, salatalık. Şu süslemeye baksanıza ya gerçekten. Süper bir şey. Beyti. Evet. Beyti görüyor musunuz sayın seyirciler? Böyle bir şey var mı? Ben yani dayanamıyorum ya. Artık yiyelim, değil mi? Lavaşa sarılı, soslu. Evet. Bu arada evet, lavaş geldi. Ya şimdi lavaşın özelliği şu. Kebap sıcak, lavaş sıcak. Yani kebap arasına koyacağız. Tabii. Kebap sıcak, lavaş da yiyilir. Evet. Evet. Ondan. Şu an çok güzel görünüyor. Bu arada Abdülvasiye ustamız teşrif ettiler. Hoş geldiniz ustacığım. Nasıl oldu? Evet. Sizi çok aradık ya. Sağ olsun ustamızla bayağı bir sohbet ettik de Abdülbahsi ustamız da olsaydı iyi olurdu diye düşünürken bir de baktık Abdülbahsi ustamız burada. Evet. Kebapları hazırladık, getirdiniz. Kebapları hazırladınız, getirdiniz. Çok güzel. O zaman... Bayağı yoğun olduğu için yeni artık. Evet, yukarısı bayağı yoğundu. Evet, müşterilerle ilgileniyoruz. Çok güzel. O zaman biz hemen tatmaya başlayalım. Şu an... çok güzel kokuyor. İşte sunucumuzun en sevdiği kısım. Göksel acıktı galiba. Hadi buyurun ben. Evet, başlayalım. Acılı esme. Acılı esme. Evet, haydari, Diyarbakır. Mevsim salatası, çoban salatası. Evet, çoban salatası da çok güzel görünüyor bu arada. O zaman biz hemen başlayalım usta. Yani bu çok acı, dikkat edin. Acı olsun, olsun. Tamam. Acı süper ya, ben acı severim. Acısa da öldürmez. Cehenneme döndürmez, hayatını söndürmez, gideni de döndürmez artık. Acı sana öldürmez, cehenneme döndürmez, hayatını söndürmez, gideni de döndürmez artık. Çok muhteşem bir tat var. Abdülvasi ustamızın ellerine sağlık diyorum. Afiyet olsun. Evet, limonlusu da sıkalım. Ya çok güzel ya. Gerçekten Diyarbakır'a gitmeyin. Kırşehir'e gelin. Sadece dediğim gibi ya. Evinizden kalkacaksınız. Diyarbakır salonuna uğrayacaksınız. Abdülvasi ustamızla Zeki ustamızı bulacaksınız. Böyle kebabı yiyeceksiniz benim yaptığım gibi. Ustacığım çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık ya. Emeğinize sağlık. Afiyet olsun. Bozkır'ın ortasında da
Diyarbakır kebabını yiyebilirsiniz. Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Ve hemen vakit kaybetmeyeyim. Tadı damağımda şu an. Hı-hı. Çok güzel sarılıyor. Aferin. Size buyurun. Ayranımızı da koyalım. Abi ayranımız... İşte çok hoşuma gitti evet, ya. Yayık ayranı. Yayık ayranı evet. Köpüklü köpüklü. Çok güzel. Ayranımızın tadına da bakalım. Ayran çok güzel. Evet şu an yayık ayranı. Şu an gerçekten annemin ayranını içmiş gibi hissediyorum kendimi. Anne elindeymiş gibi diyelim. Daha iyidir. Anneleri ara atmayan bir ayran gerçekten. Her şey çok güzeldi, çok teşekkürler. Afiyet olsun. Biz yemeğe devam edeceğiz de. Tabii. Biz burada programı bitirelim. Ondan sonra kebapları burada yiyelim. Evet sayın seyirciler. Kırşehir'de bir lezzet daha keşfettik. Diyarbakır usulü kebap nasıl yapılır onları hep beraber gördük. Sağ olsun ustalarımız da bize çok yardımcı oldular. Şu an biraz tattım. Tadı şu an damağımda. Programı kapattıktan sonra bunları hep beraber yiyeceğiz. Lezzetlerin Keşfi programının sonuna geldik. Başka bir bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Cehenneme döndürmez, hayatını söndürmez. Gideni de döndürmez artık, acı sana öldürmez. Cehenneme döndürmez, hayatını söndürmez.